ki ya. Ay, inşallah abimle hiç ayrılmazsınız ve çok mutlu olursunuz. Yok, kopmuyor. Sürttür, sürttür. Devam et sürttürmeye. İnceldiği yerden kopacak inşallah. Ha. Sence bize ne yaparlar? En kötü öldürürler. Ki bu çok düşük bir ihtimal. Yani adamların niye burada olduğunu falan, ne yapmaya burada gezindiklerini falan bilmiyoruz. Asla hiçbir şey görmedik yani. O yüzden bence benim fikrim yani bizi burada bu şekil bırakırlar. Bu da en iyi ihtimal. İyi ihtimaller benden hep uzak. Bir de bana diyorsun ki iyi şeyler düşün. Ne zaman iyi bir şey düşünmeye kalksam hep en kötüsü oluyor. O da yetmiyor, daha da kötüsü oluyor. Hep Ezgi'nin üzerine en kötü hikayeleri atıyorlar. Korkuyorum artık. Sonra ne olacak acaba? Ezgi, bir şey diyeceğim. Hı? Lütfen yani gerçekten sakin ol. Tamam mı? Korkma. Negatif düşünmeyi de bırak. Lütfen umutsuzluğa da kapılma. Ben sana bir şey olmasına izin vermem, tamam mı? Bana güven, lütfen. Aa, Fikret! Sen kemirdin değil mi zodyağın ipini? Ben buradan bir çıkayım senin kemirmeni yapmazsan. Tipe bak, 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 bak. Gel de buna kıy. Bak, 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 bak. Aklıma bir şey geldi. Aldım. Fitnat gel kızım. Gel anneciğim. Gel kuzucuğum. Gel gel. Gel bak. Gel hatırlıyor musun? Dün gece sana yemek vermiştim. Hatırladın değil mi? Şimdi senden karşılığında küçük bir şey isteyeceğim. Gel. Gel anneciğim. Gel pamuğum, kuzucuğum. Bak aynı zodyan ipi gibi. Gel bunları birazcık gibi. Rica edeceğim lütfen. Hadi vallahi bak gerçekten tatları aynı. Emin olabilirsin gerçekten aynı. Sen bayağı hayvanlarla konuşuyorsun ya. Keçilere fısıldayan kadınmışım meğerse. Yani son 3 yılın bir solucanla geçti. O kadar da olsun. Hadi, hadi, hadi. Ha, kemirdi, kemirdi. Ulan vallahi de billahi de. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Ulan mucize. Ulan gel lan buraya. Ulan var ya sen. Harikasın, oh. Not harikasın. Oh, oh, oh. Gel bakayım. Ah. Ah. Hadi. Ne yapıyorsun lan? Uyuşturucu, uyuşturucu ticareti falan yapıyorlar değil mi? Nasıl? Tahmin ettiğimiz gibi aslında. Belki burada saklıyorlarmış demek uyuşturucu. Ya kamyonlara bakıyorsun, niye bakıyorsun? Ne konuştuk? Görürsen öldürürler. Ölmek mi istiyorsun? Tamam sakin, tamam Allah'ın seversi sakin. Tamam. Oradalar. Kaçmamız lazım buradan. Kaçalım. Ne yapalım, zodyakları mı çalalım? Çalalım. Çalalım, bence de şartlar müsait. Kaptan orada keçiyle ne yapıyor? Besliyor. Hadi iyi bakalım, tamam. Gel. Ha, öbürleri de gidiyor şu an. Kaçtık, kaçtık yani. Kaçalım. Ne yapıyorlar? Bizi mi konuşuyor ya? Bize bakıyor. Bizi işaret ediyorlar. Kesin bizim hakkımızda konuşuyorlar. Tamam, bence hiç niyetlerini okumaya çalışmaya falan gerek yok. Riske girmeye de gerek yok. Şu an bence fırlayalım. 3 deyince hazır mısın? Hazırım. Hazır geldi. Önden gitmek ister misin? İstemem. Tamam o zaman 3. Gitmiyor ki tekne, baksana yani. Gitmiyor yani. Çok üstün onların motoru.
Gelmemeleri lazım bir şey ya. Bu sefer kurtuluşumuz yok mu diyorsun? Ay yetişebilirler. Söyleyeyim, senin kalbin temiz. Dua etmeye başlasan iyi olur. Ne olur, ne olur. Ne yaptı onlar ya? Ne yapıyor ya? Geri döndüler şu an. Sağ güven. Buradayız. Buradayız. Siz onları yakalayın. Buradayız biz. Durdum, vallahi durdum şu an. Oradalar. Kurtulduk. Dayı kurtulduk da onlar. Onlar kurtulamayacak inşallah. Biz kurtulduk da onlar kurtulamayacak. Nasıl oldu biliyor musun? Yani sanki biz yavru aslanız böyle. Ve özgüven bir şeyler sırtlan saldıracak. Tamam falan filan. Sanki bizden korktu zannederken meğer arkada mamut varmış yani. Öyle bir şey oldu. İfadenizi de aldık. Dilediğiniz zaman gidebilirsiniz. Süper. Komutanım ben müsaadenizle bir telefon açabilir miyim? Tabii buyurun. Anneyi mi? Pardon. Efendim? Annem. Oğlum! Ay! Özgür! Ay! Abim mi? Annem biz çok iyiyiz merak etme. Neredesiniz yavrum? Ne oldu? Annem geliyoruz şimdi. Birazdan yoldayız. Etraflıca anlatacağım ben her şeyi sana gelince. Tamam? Ah, tamam çocuğum tamam. Bekliyoruz biz ya. Geliyorlar mı? Evet geliyorlar. Geliyorlar. Çok şükür. Çok sağ olun. O zaman hadi mi? Tekrar yardımlarınız için teşekkürler. Biz teşekkür ederiz asıl komutanım. Hayatımızı kurtardınız. Hem de son anda. Şu kadar kalmıştı. Teşekkür ederiz. İyi günler. Tekrar geçmiş olsun. Sağ olun. İyi günler. Resmen uyuşturucu çetesini çökerttik. Hem de emniyet uzun süredir peşlerindeymiş. Sayemizde yakalandılar artık. Gerçi sayende diyebilirim. Hakkını yemeyeyim. Kahraman gibi savaştı. Sen olmasan hiçbir şey başaramazdın da. Yani tabii polisin bizi arıyor olmasının da etkisi çok büyük oldu. Yoksa sahil güvenliği denk gelemeyebilirdik ya. Anneler çağırmıştır değil mi polisleri? Herhalde. Yani başka kim olacak onlardır. Ezgi, Cansu. Ezgi şükürler olsun. Çok korktum sana bir şey oldu diye. Abim. Deniz. Ödümüz patladı ya. Dur bakayım sana bir. Sağlamsın değil mi? Bir şeyin yok. Çok iyiyim. Çok haklısınız. Özür dilerim. Siz ne yaptınız? Niye erken geldiniz? İyi valla. Senin teyzeler size ulaşamayınca direkt çıktık yola geldik. Sabahtan beri sizi arıyoruz. Buram façamı bozdular. Evet ne olmuş şimdi? Sen bir de onları gör. Çok korkuttunuz bizi. Özgür. Levent. Cansu'nun erkek arkadaşıyım. Yakışır. Emin oldum. Ben de öyle. Emniyette işiniz bitti mi? Bitti. Emniyetteyiz artık. Annen delirmek üzere abi. Ya onu tahmin edebiliyorum. Adada böyle ara ara aklıma geldi. Yüzüm düştü falan. Bir an evvel geçelim de bizi bir görsün. Tamam. Ben arabayı getiriyorum. Tamam hadi bakalım delikanlı. Seninkiler de delirmek üzere asıl. Ne? Benimkilerin de mi haberi var? Ne var tabii. Haberi olmaz olur mu? Hatta şu anda buradalar ve Özgür'ün annesiyle beraberler. Ne? Duydun mu? Duydum. Yani düşünüyorum. Daha kötü ne olabilir diye düşündükçe daha kötüsü olduğu için artık ben düşünmeyi bıraktım. Çekiyorsun çünkü. Canım bak bence olaylar böyle sarpa sarmadan bir an önce İstanbul'a yola çıkalım bence. Ya, bu arada hakikaten yani, en doğrusu bu gerçekten de. Tamam yani bence de. Hatta hiç uzatmayalım. Ayrıldık diyelim. İyi peki öyle olsun. Ha tabii bu arada umarım birbirlerine gerçekleri söylememişlerdir. Malum annem seni Serdar zannediyor. Ha evet. Yani belki de oyunumuz çoktan açığa çıktı. Çıkmasın ne olur ne olur çıkmasın ya. Nasıl bakacağız yüzlerine? Çıkmadıysa da o zaman ayrıldık deriz falan her şekilde konuyu kapatırız. Evet. Tamam hadi. Hadi sen bizimle geliyorsun. Aynen sen bir gel biz senin bir ifadeni alalım. Hadi. Bitmez şu kalbimin derdi. Aa. Aa. Oğlum, kızım, yavrum kızım. Ay ya. Ya. Sen inanamazsın.
Çok özür dilerim anne. Çok özür dilerim. Ama Ezgi mahvoldum kızım ya. Geldiniz mi? Ay Özgürcüğüm, günaydın Sevim. Ne zaman geldiyse hoş geldin. Nasıl merak ettik? Ay iyi Özgürcüğüm, nasılsın, iyi misin? Bir şey var mı bakayım? Ne yaptılar sana? İşkence falan yaptılar mı? Ne yaptılar, yakaladılar mı? Karakola mı götürdüler? Neler oldu? Ay nasıl merak ettik, Özgür nasıl düşündük? Anlatacağım, bak sabredebilecek misin? Gerçekten hepsini anlatacağım, sakince. Sakin miyiz? Tamam. Ay inanamıyorum çocuklar ya. Neler gelmiş başınıza? Film gibi ayol, film, macera, action. Evet ya, yaşandı bitti. Daha fazla da açmayalım bu konuyu, kapatalım artık. Evet gerçekten. Yani hiç yaşanmamış gibi saymak en iyisi. Evet canım. Çok haklısınız çocuklar, çok haklısınız. Yani bayağı zor şeyler yaşamışsınız canım. En iyisi biz susalım. Siz dinlenin, öyle rahatlayın, ha. Tamam. Evet, gençlere tekrar geçmiş olsun diyelim ve biz de ufaktan kalkalım. Neden? Çünkü yolcu yolunda gerek. Evet aşkım, doğru söylüyorsun. Teyzeciğim, siz ne zaman yola çıkacaksınız? Yok canım, biz çıkmıyoruz. Biz burada kalıyoruz. Evet yani Sevim Hanım çok ısrar etti. İlla düğüne kalın dedi. Biz de kırmayalım dedik. Anneciğim, olur mu öyle şey? Yani hiç planda yoktunuz ya, Sevim Hanım'a rahatsızlık vermeyelim diye. Ama Ezgi'ciğim, o nasıl söz? Olur mu hiç öyle şey? Biz artık aile sayılırız. Bizim aslında size söylemek istediğimiz bir şey vardı. Onu artık söyleyelim değil mi Ezgi? Çıksın evet, yani. Evet, söyleyelim. Ay yoksa evleniyor musunuz? Yok artık. Gerçekten mi? İstemeyelim sağ ol. Yani zor zamanlar çiftleri birbirine yaklaştırır derler değil mi? Evet. Normalde öyle olurdu belki de biz ayrılmaya karar verdik. Ne? Hı? Hay aksi. Sakin. Sakin. Aslında şöyle oldu. Biz baktık bütün aksilikler üst üste geliyor. Galiba biz birbirimize pek uğurlu gelmedik dedik. Ve ayrılmaya karar verdik. Ama sonra bunun çok saçma olduğuna karar verip vazgeçtik. Ay. Aynen öyle. Ay tamam. Aynen öyle. Yavrum, uğursuzluğun sebebi siz değilsiniz çocuğum. Hiç siz değilsiniz. Kem gözler var, kem gözler. Ya onu diyorum işte Sevimciğim, sizin ailede diyorum annem. Kem göz var diyorum. Ay kim acaba? Evet. Kim acaba? Kim? Kim acaba? Aşkım. siz burada kalıyorsunuz değil mi? Evet. Siz de kalın. Ne güzel. Çok güzel olur. yerimiz de var. Yani isterseniz Kerem'in otelinde kalın, isterseniz bizim evde kalın. Evet evet, sizi ağırlamaktan çok memnun olurum. Bilmem ki. Yansıcığım. Peki. Bir şey diyeceğim. Ha. Ezgi kalırsa biz de kalırız, bunları burada yalnız bırakalım. Saçma olur mu? Aşkım sen ne dersin? Bilemedim ki. Tam da gitmek üzereydik yani. Ama sen ne dersen ne olur tabii ki bebeğim. Tamam aşkım. Ne bu arada, kınamız da düğünümüz de bahçede olacak. Anne, anne ben organizasyon şirketini arayıp geri dönmeyi unuttum, haber vermeyi. Normalde böyle sabahtan gelip buraları düzenleyeceklerdi ya. İşte abimler de gece boyu yoklar diye ben demiştim, şimdi siz gelmeyin, ben size haber veririm. Tamam Ebru'cum, sakin ol yavrum, hadi git şimdi ara. Git. Ama işte öğlene kadar arayın dediler şimdi, olur mu? Tamam bir ara sen, dur bakalım bak, ara. Her şeyi mahvettik. Ne olacak, her şey hallolur. Aman hallolur. Küçük meseleler. Zeynep ne dedi aşkım? Üzüldü tabii. Ameliyattayım falan dedim ama çok üzüldü. Çok teşekkür ederim yanımda olduğun için. Ne demek? Her zaman bebeğim. Ne çok güzel oldu. Yok. Yani ben aramayı unutunca başka bir işe yönlendirmişler adamlar. Ay Allah. Hay Allah. Ben yine bir içine ettim değil mi? Senin en güzel gününü bir mahvettim ben. Yaptım bunu şu an. Hayır, hayır abicim. Olur mu? Saçmalama.
Yani sizin sağ salim dönmeniz önemliydi bizim için zaten. Hem zaten kına ya. Yani hiç önemi yok. Aile arasında iptal ederiz hemen. Ebru, siz organizasyonu burada mı yapacaktınız? Hı-hı. Yani eğer kafandaki planı bana anlatabilirsen belki sana yardım edebilirim. Nasıl? Gerçekten mi? Böyle şeylerden anlar mısın? Evet, işim bu benim. Yıllarca yaptım. Hem ekibim de burada. Çok yeteneklisin. Aa, gerçekten. Tabii, tabii. Oh be. Tamam, o zaman üstümüzü değiştirip işe girişelim. Hadi. Hadi inşallah. Hı-hı. Organizasyon için süslenecek, ikramlıklar hazırlanacak. Benim 10 tane bistroya ihtiyacım var. Otelden temin edebilir miyiz? Elbette. Harika. Ozan Bey. Ozan lütfen. Ozan, ben bir ikram menüsü oluşturdum. Hazırlayabilir misin? Tabii ki, tabii ki hallederim. Harika. Ben de yardım ederim kızım. Çok teşekkür ederim Ünal abicim. Ozan, Ünal abi de aşçı. Öyle mi? E süper, beraber girelim o zaman mutfağa. Ben de kokteylleri çözerim. Harika. Ben de sizlerleyim. Aşkım ama sen bir yumurta kırmayı bile beceremezsin. Sorun değil. Ben zaten tadımcıyım. Kırıcı değil. Tamam. O zaman yemek işi erkeklerde, organizasyon ve süsleme kadınlarda diyoruz. Evet, ihtiyaç listemiz burada. Bunları temin edip hemen işe koyulalım. Ettiğimden bin kat daha güzel. Çok teşekkür ederim. Çok sevindim beğenmene. Kızlar, size de çok teşekkür ederim. Ay ne demek, önemli değil. Elimizden geleni yaptık. Ayrıca bu gecenin mimarı benim sevgili kuzenim Ezgi.
Yani tabii sana ne kadar teşekkür etsem az. Sadece yaptıklarım için değil. Abimin hayatında olduğum için. Onunla buraya gelip annemi mutlu ettiğin için. Samimiyetin ve içtenliğin için. Ay Ezgi ya. Ay, inşallah abimle hiç ayrılmazsınız ve çok mutlu olursunuz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.